Evet domates sektörü aslında çok uzun zamandır e, fiyatlamanın çok sert olduğu sürekli yukarı gittiği e, sektörlerden bir tanesi. Yani Tarımda genel olarak zaten bütün dünyada bir gıda enflasyonu sorunu var. Bizde bu uzun zamandır ekstra olarak var. E, bu yol rusya ukrayna savaşı ile birlikte iyice e, bu sorunun alevlendiğini görüyoruz. Tukaş da buradaki durumdan en fazla pozitif etkilenen halka açık şirket diyebilirim. Ki fiyatlamaya da yansıdı. Bugün de yüzde yukarıdaydı bu arada. Ee, Ciro, tabii yüksek sezon, yaz dönemi, hasat döneminin sonrası vesaire yani bunların da etkisiyle ee, Ciro, bir önceki çeyreğe göre yüzde yüz bir önceki çeyreğe göre fabrik yüzde yüz otuz net kar yüzde artış gösterdi. Ee, yıldan yıla baktığınızda net kar dokuz aylıkta yüzde bin yüz artmış. Yani çok hızlı bir büyümeden bahsediyoruz. Bugün hı hı. çeyrekli 470-480 milyon kar eden bir şirket Tukaş. Bunu ne kadar sürdürebilir? Bu gıda enflasyonun olduğu ortamda sürdürülebilir diye ee, görüyorum açıkçası. Son çeyreğe de çok güçlü bir stokla girdi. Bu mevsimsel bir etki onu da söyleyeyim. Yani her yılın üçüncü çeyreğinde özellikle bilançonun geldiği gün bu... Ee, Twitter tarafında çok konuşulmuştu. Yani şirketin ne kadar çok stoğu var. İşte bir önceki çeyrek 400 milyon stoğu vardı. Şimdi 1.7 milyar diye. Önceki yıllara da bakarsanız 9 aylıklarda hep yüksek stok olur. Ee, onun da sebebi dediğim gibi mevsimsel etki. Ee, burada da bunu görüyoruz. Ama önceki dönemlere göre, daha yüksek bir stokla döneme girdiğinde söyleyebilirim. Yani mevsimsel bir etki var ama mevsimsel etkinin dışında bir ed, e, durumunda olduğunu söyleyebilirim. Bu da son çeyrek için beklentileri açıkçası kuvvetli kılıyor Tukaş tarafından. E, ben hala beğeniyorum. Önceki yani üç çeyrektir beğenmeye devam ediyoruz. E, üç çeyrektir yaptığımız yayınlarda Tukaş sorulduysa hep olumlu konuştum. E, hı hı. Çeyrekte sadece biraz temkinliydim devamı gelir mi diye ama devamı daha iyi geldi ikinci çeyrekte. Üçüncü çeyrekte daha da iyi geldi. E, beğendiğimiz e, ve bu gıda krizinin devam ettiği ortamda da e, tavsiye edebileceğimiz şirketlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Ben hep şundan da şikayet ediyordum bu arada. Ee, yayla Gıda geldiğinde konuşmuştuk bunu. Hı -hı. Halka açık güzel büyük gıda şirketlerimiz yok diye. Ee, Tukaş e, o seviyelere geldi. Yani 11 milyarın üzerinde bir piyasa derine ulaştı bugün itibariyle. 9 ayda 1 milyar kar etmiş bir şirketten bahsediyoruz. Ee, çeyrekte 478 milyon kar etmiş bir şirketten bahsediyoruz. Küçüktü ama son bir yılda çok iyi büyüdü ve e, bir gıda şirketi olarak bir büyük gıda şirketi olarak borsada yer edindiğini düşünüyorum açıkçası. Peki Çimen.